Güzel. Tamam, burada bunu da aldım. Güzel. Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu sefer yine Vayne oynayacağız. Vayne'in ikinci videosu olacak. Tek fark nasıl olacak? Bu oyun biraz daha rehber ağırlıklı olacak. Early'de, mid'de, late game'de nasıl oynanacağı hakkında küçük küçük bilgiler vereceğim. Bir bakalım, oyun başlasın. Göreceğiz neler olacağını. Karşılaşma başladı arkadaşlar. Hemen item alayım. Ben gideceğim. Rune sayfasını hemen buraya koyuyorum. Buradan bir göz atabilirsiniz. Çok farklı bir seçim yapmadım açıkçası. Her zaman genelde Vayne'e kasılan rünleri tercih ettim. Şuraya hemen gidelim. Ufak ufak hızlı hızlı bahsetmeye başlayacağım. Q veya E ile başlamayacağım. Önce bir bekleyelim. Yerleri ayarlayacağım. Dın 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 dın. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Sen buraya, sen muhtemelen buraya. Bu da böyle olur. Şimdi pasiften bahsettim. Ekranın sol ve sağ üst taraflarında görüyorsunuz bir çember var. Bu çember bu alanın içerisindeki rakibe doğru koştuğunuzda artı 30 atak atak değil, hareket hızı kazanıyorsunuz. Tabii çok çok önemli değil. Bence çok çok güçsüz bir pasif. Team fight'larda tabii ki adamlara yakın olduğunuz için size bir avantaj sağlıyor. Ama onun dışında hani normalde size çok 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 fazla lane'de veya şurada burada bir avantaj yok. Atıyorum bir Lucian pasifi, bir ne bileyim Ezreal pasifi, şunun pasifi, bunun pasifi falan derken hani Vayne'in pasifi bence çok güçsüz kalıyor. Q ile başlayacağım. Muhtemelen bir savaş çıkmayacak. Bazen olay çıkacağında E ile de başladığım oluyor duruma göre. Şimdilik sakin olacak gibi. Q şu anda haritada gördüğünüz üzere küçük bir yere takla atıyor. Ve takla attıktan sonra atak gücünüzün belli bir oranında vuruyor. Bu %30'da mı başlıyordu? Öyle bir şeyle başlıyor herhalde. Ondan sonra 40, 50, 60, 70 falan gibisine gidiyor. En güzel şeyi düz ataktan sonra Q'ye basarsanız atak animasyonunu keserekten yeni bir atak yapıyor. Şu an tam bu ikinciyi yapamadım ama ilk de yapmıştım. W Vayne'i Vayne yapan özellik can yüzdesiyle vuruyor. İlk başta sanıyorum 4. Hani %4 vuruyor, ondan sonra 6.5 vuruyor, öyle bir 7.5 mu vuruyor, öyle bir şey oluyor. Son halinde şunu da alayım, çok damage yediğim çok çok önemli değil burada. O kaçmasın, tamam güzel. Vayne'i Vayne yapan özellik dedim, son halinde %14 vuruyor. %14 inanılmaz 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 bir şey. Tabi bu yüzden atak hızı çok önemli Vayne'de, çünkü siz %14'ü çat 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 bir saniye içinde yaklaşık 3 kere vurduğunuzda efsane bir hasar çıkarabiliyorsunuz. Oyunda kesemeyeceğiniz hiç kimse kalmıyor. Şu an karşı adam beni darlarken benim etkim sıfır. W'ye vereceğim ikinci olaraktan. E'ye de verilebilir duruma göre ama şu anda hala biraz daha pasif olacağım oynayacağımızdan dolayı ben W'ye vereceğim. Minyonda ne iyiyim ne kötüyüm. Kaçmayaydı iyiydi. Şu arabayı almam lazım en azından. Heal attım. Keşke orada stun'ı yemeyeydim ama. Güzel. Tamam, burada bunu da aldım. Güzel. 2 kill ile başladım. Çok 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 güzel. E'yi attım orada. Sadece en azından hareket hızını kesmek açısından. Stun'dan çok fazla yaralanabileceğimi düşünmemiştim. Çünkü orada görünmez olacaktı. Şeye girince, çalıya girince. Ben bu grubu da alıp base atacağım hemen. Şimdilik çok çok güzel bir başlangıç oldu. Oradaki trade'in çok çok avantajı oldu. Neydi o? Fiddlesticks ile yaptığımız trade'in. Çünkü sürekli darlıyordu. Kalabilirim de gidebilirim de biraz daha kalacağım ya. Belki bu gruptan sonra gidebilirim.
Bence çok zorlamasa çok daha güzel olur sanki. Ben bir base atacağım. 1600 param var. Zorlamama amacım bir an önce gidip bu avantajımı korumak. Çünkü early'm çok düşük, çok zayıf. İki tane böyle yapacağım. Aslında çok da şey değil ya. 3-5 saniye bekleyeceğim maalesef. Bir tane totem alacağım. Bir jungle baskınına kurban gitmek istemiyorum. Çünkü flash'ım falan da yok. Elinizden geldiğince totemleri alın. Özellikle flash'ınız, şuyunuz, buyunuz yoksa. Bir flash da yerinde yani belki de. Orada adamı görmeseniz flash atarak kaçacağınız pozisyonda en azından görerek sadece 75 gold kaybedebilirsiniz. E'den de bahsetmedim sanıyorum. E'yi rakibi ittiriyorsunuz ve eğer rakip arkada bir duvar varsa, bir yere çarparsa duvar gibi. Stunlanıyor biraz önce Fiddlesticks'te olduğu gibi. Tamam, çok kötü değil. 33-33, early'si düşük, yavaş, kötü, nasıl kelimeyi bulamadım. Çok güçlü olmayan bir hero ile en azından bu kadar eşit kalabilmek güzel. Şimdi bu Fiddlesticks'in şu zamazingolarına da karşı da bir anti şey oldu. Kaçabileceğimi bilmiyorum ama. Kaçtım sanırım değil mi? Kaçtım. Of, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Woo! Orada muhtemelen benim öleceğimi düşünerekten şey yaptılar. Ben yine base atacağım, orada gitmeyeceğim. Benim öleceğimi düşünerek bana şey yapmadılar. Şimdi iki tane pot alacağım. Ya da dur pot almayayım. Şu 150'lik şeyi ya da alayım ya, ne yapalım. Onun şeyini beklemeyeceğim. Oy, çok gergin oluyor ya. Normalde ben Vayne'de early'de çok zorlanırım. Hani bu biraz hero'dan kaynaklı. Bir de ben early'yi çok iyi oynayamayan bir insanım. Bu diğer videoları izlerseniz neredeyse aşağı yukarı her videoda böyle. Normal oynadığım, video dışı oynadığım oyunlarda da böyle. Early'de genelde izlerim. Late'de çok daha fazla iş yaparım. Belki de bu team fight'larda konum almam daha iyidir. Belki o yüzdendir, bilmiyorum. Ultim henüz gelmedi. Dondurmak istiyorum ben burada lane'i. Mastery'e geliyor şu anda. Ultime de az kaldı. Ulti benim pasifimi 3'e katlıyor ya da 4'e katlıyor. Artı 30 olan hareket hızı 120'ye falan dönüyor. Belli bir atak damage kazanıyorum. Ve ben ultiyi bastıktan sonra bastığım Q bana şey olarak dönüyor. Görünmezlik olarak dönüyor. Bu size teamfight'ta inanılmaz bir üstünlük sağlıyor. Benim flash'ım 2 saniye var. Burada bunları da alabilirim. Ben flash'ı ne ara kime attım bilmiyorum ama oy orada biraz kötü oynadım ama olsun. İşte Jhin'le oynarsanız Jhin'le bunu yapmamanız lazım. Eskiden ben de böyle saçma hareketler yapıyordum. O adamın canı çok az kanka. Ulti atmalıyım falan filan yapıyordum. Sonra üzerime sıçrayanlar, beni kesenler, beni mahvedenler. Geldim ben de. Alabiliriz ya. Sonuçta ben Vayne'imi %50 vuruyorum.
Umarım ölmeyiz. Şey var mı? Aynen var. Kaçıracaktı neredeyse. Q'ya vermeye devam ediyorum ben. İyi, fena değil. Bizim takım baya baya eziyor. 5-0'lık bir adam var, 3-0'lık bir adam var. Keşke biraz daha az etselerdi de ben taşıyabilseydim. Ben hala donduracağım bu lane'i. Küçük küçük hatalar yapmak istemiyorum. Şu anda sıçram yok. 4-0 olmam bana hani özgüven tabii ki veriyor. Ama bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Şu anda benim 700 gold'luk bir şeyim var, ödülüm var. Bunu boşuna insanlara vermeye anlamı yok. Minyon kaçırmaya devam ediyorum. Son 3 minyonu kaçırdım, efsane. Şunu da kırayım da. Şu an kimseyi de göremiyoruz haritada. O da bir... Ha, şey orada en azından. Flash'im yok, şuyum yok, buyum yok. Çıkabilecek mi oradan? Neyse. Keşke benim yanıma gelseydi de. Orada Jarvan olabilir. Yani çok kötü değil. Güzel güzel. Yani küçük küçük hatalar yapıyorum orada. Mekanik hatalar yapıyorum. Bu günün ilk oyunu şu anda. Hani o biraz... Beni biraz darlıyor ya. Minyon kaçırmada da belli oluyordur. 12. dakika 84 minyon çok güzel değil ama 3K param var. Bu şu an çok avantajlı olacak. Benim Vayne oynarken en çok hissettiğim şeylerden bir tanesi şu item'ı alıp ayakkabıyı aldıktan sonra şu 1000'i de alırsanız çok avantajınız oluyor. Tabii ki bu 300'lük de fena değil. 9 level değilim daha. Şu an biraz daha pardon. Şu an biraz daha hakim hissedebiliyorsunuz çünkü Q'nuz daha hızlı oluyor ayakkabıdan dolayı, hani şey, atlıyorsunuz, kaçıyorsunuz, daha mobilsiniz. W'nize çok fazla şey veriyor, hani kendinize çok güçlü hissettiğiniz anlar bunlar. Şu an ben orayı 1v2 yapabilirdim eğer karşıdaki hero böyle şey olan bir insan olmasaydı. Korkutan morkutan bir insan. Stun'ı dodge'lanabilen bir insan olsa bir ihtimal yine denenebilirdi. Ama şu an çok üstünüm, Jhin'i çok rahat alırım ben 1v1'de. Eğer zorlarsa biraz iteceğim. Böyle anlarda itmek, itmemek size kalmış ama ben genelde böyle yerlerde eğer takım da iyi durumdaysa itiyorum ki buradan iteyim, mid'e falan gideyim, diğer objektiflere katkım olsun diyerekten. Ve şu an sap adam da gayet güzel yapıyor. Ben burada uğraşmayacağım, gideceğim mid'e. Eğer lane'i böyle deli gibi kazanıyorsanız sizin sapınızın başka lane'lere gitmesi çok büyük avantaj. Olaylar çıktı orada.
Aşırı kötü oynadım ya. Ben orada görmedim. Benim düşüncem, beynimdeki düşünce LB arkadan gelecek. Ben yemleyeceğim, LB girecek falan ama tam tersi oldu. Adamlar yalan etti. Öf. Sıkıntılı ya. Böyle şeyler sinir eden şeylerden. Kendinize güvenerek oynayınca bir şeyler yapabiliyorsunuz ama başkalarına güvenince hani adamın beynine girecek haliniz yok. Hani gel kanka, iyileşme halinde de değilsiniz. Ben oraya gideceğim. Mid'e doğru gideceğim daha doğrusu. Oradan bir şey olursa şey yapacağım. Olay çıkacak gibi ya orada. Ben gidiyorum oraya doğru. Oha. Oha LB. Oha LB. Neyse ya, bunlar kapısın, ben kuleyi alacağım. Let hala kapışıyor. LB koptu, 9-0. Bizim takım çok çok şey gidiyor şu an. Yani ben de gidiyorum oraya. Hatta ben belki biraz vurup bota falan da gidebilirim. Şu an benim dakikalarım ufak ufak gelmeye başladı. Hani şu anda güçlü değilim. Belki şeyden sonra biraz daha güçlü olurum. Hani biraz kendime çekeceğim. Neyse, onlar uğraşsın. Ben kuleye çok fazla yem olsun istemiyorum. Daha fazla yem olsun istemiyorum en azından. O da gider, bir dahakini yakalarım. Şimdi buradan içeceğim. Hala 1v2 yapabilme imkanım var. Güzel akıllı oynarsam. Vayne oynaması aşırı zevkli bir hero. Hani tamamen size plays yapmanız çok mümkün yani. Çok kolay ölebilirsiniz. Ama biraz güzel oynadığınızda çok 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 fazla işler yapabiliyorsunuz. Ultiden de bahsedeyim, eksiklerinden bahsedeyim. Eğer bir hero'ya vursanız ve siz vurduktan sonra 3 saniye içinde ölürse ultini sanıyorum 4 saniye boyunca daha da artıyor. Yani cooldown şeyi artıyor, süresi artıyor. Kara Asat LB avını arıyor şu anda. Ay. Şurada takılıyor millet. Bu sap şeyi bırakmıyor. Benim sap benle gezmiyor. 1-4 adam. Ama karşı sap hiç şeyi bırakmıyor. Şu an flash'im var. Üzerime gelen herkesi kesebilecek gücüm de var. 1v1'de şu an kesemeyeceğim kimse yok. Talon dahil. Yani şu an herkesi keserim. Range ayrı bir sorun ya. Hani çok 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 düşük bir range'iniz var. Adamlara ulaşmakta çok zorluk yaşıyorsunuz. En azından W'nun işe yaradığı yerlerden bir tanesi. Ultim bir seviye daha arttı. Talon tutuşturuyla beraber tekleyebilir beni. Yoksa hani flash'imle falan belki bir şeyler yapabilirim. Ben burada biraz yem olacağım. Bakalım bana gelmeye çalışan olursa belki LB keser diyecektim ama LB yerinden ayrıldı. Olaylar kopuyor yine. Sanki ayrık ettirici benmişim gibi oldum burada. Öldü galiba o. Hmm.
Güzel. Tüh. Tüh, denedim ama. İyi, güzel. Yani çok resmi olmasa da bir quadra atmış oldum. Orada flash'ı adamı ben oraya gideceğini düşünerekten attım ama güzel de olurdu eğer oraya gitseydi. Şu an elimde hiçbir şey yok. Ne ulti var ne şey var. Üzerime gelen bir adamı yalan edecek bir durumum yok. Oy oy oy, öldü. Urgot'u keserim ben, 15 saniye ihtiyacım var. Oy, adamı kurtardım. Çok kötü oynadım ya. Baya baya kötü oynadım orada. Deli kötü oynadım. Şu an 4K param var. Artık bence base atmanın vakti geldi gibi ama. Deneyecekler bizi buradan. Ölmedi değil mi o? Kuleyi alalım da daha rahat. Kanka öldün sen galiba ya. Ah, çok kötü oynuyorum bazen ya. İzleyelim bakalım da. Girmem gereken yerde girmedim. Aşırı kötü oynadım. Şimdi ne alsam? Dördüncü item. Biraz range'imi önemseyerekten şöyle bir şunu alacağım. Oyun aşırı kolay şu anda. Hani hiçbir zorluğu olmayacak benim açımdan. Özellikle şu anda Guinsoo hala çok güçlü. W'sunu tetiklediğinden dolayı özellikle Vayne'i çok fazla kasılıyor. Eğer Mastery'yi bana bırakırsa... Bırakacak mı emin değilim ama. Teşekkür edelim. Gördü galiba şeyi de. Kaç kanka? Tam oradan çıkışı yok, çıkışı yok, çıkışı yok. Eğer Guinsoo'nun stacklendiyse kesinlikle deneyebilirsiniz orada bir şeyler. Jarvan gelecek. Ama Jarvan çok kötü oynadığından dolayı. Yani Jarvan size çok fazla yapabilecek bir şey yok yani late'de. Ulti atması kendisinin zararına yani, öyle söyleyeyim. Keşke bizim takım bu kadar vurmasa da ben de biraz tek başıma bir şeyler yapmayı deneyebilsem. Normalde burada barona falan dönmek lazım. O kadar eziyoruz ki hani biraz bir şeyler denemek lazım diyerekten. Ah be, kalmadı bende.
güzel. Neyse. Bu kadar. Sonda biraz güzel oldu en azından. Orada havuzun yanında baya baya bir çabaladık. Bir şeyler yaptık. Güzel skorlar çıktı. Bir görelim bakalım oyun sonu damage'im ne kadar. Muhtemelen LB falan benden fazla vurmuştur ama. Yani çok tatmin edici bir oyun olmadı benim için. Hani oyun zevki konusunda kime versem, kime versem, kime versem. LB'ye vereceğim. Fiddle benimle çok takılmadı. 29 level oldum galiba. Artık 30'da olmak istiyorum. En fazla parayı ben kasmışım. 13-2-8 oynamışım. En fazla minyon bende değilmiş. Karşıda Çin daha fazla almış. Yani en fazla ben vurmuşum. Yani kötü bir oyun değildi ama keşke bizim LB birazcık daha güçsüz olsaydı. Hatta herkes birazcık daha güçsüz olsaydı. Biraz bir şeyler yapabilseydim. Ama yapacak bir şey yok. En azından bu oyunda böyle olmuş oldu. İleride daha zevkli belki Vayne oyunları gelir diye umuyorum. Elbet arada çıkacaktır öyle şeyler. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Şampiyon hikayelerin konusunda ilginiz varsa şu anda şuradan da bakabilirsiniz. Güzel güzel şampiyon hikayelerini kendi sesimden derledim. Onları da dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.